Herkese selamlar. Ülkemizde çok kötü bir olay yaşandı. Çok üzücü bir durum yaşandı. Çok fazla can kaybı ve çok fazla yaralı var. Yaralılara acil şifa ve başını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. bir haftadır video gelmiyor arkadaşlar. Yani içimden hiç video çekmek, canlı yayın açmak gelmiyor. Fakat piyasanın durumunu maalesef konuşmak zorundayız. Bu videoyu da zorunluluktan yüklüyorum. Tamamıyla zorunluluktan çekiyorum. Yani gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne yapılır bilmiyorum. Yani bir haftadır canım hiçbir şey istemiyor piyasaya da bakmıyorum zaten yani herkesin aynı durumda olduğunu düşünüyorum ama maalesef piyasayı konuşmak zorundayız ve günün sonunda bir şeylere devam etmek zorundayız değil mi bir şeylere üzülmeye devam edersek yani hiçbir şey yapmadan üzülmeye devam edersek sadece üzülüyoruz eninde sonunda günlük rutinlerimize dönmek maalesef zorundayız. Kripto para piyasasında bu dönemde çok büyük şeyler olmadı. Bir yükseliş olabileceğinden, düşüş sonrasında bir yükseliş olabileceğinden bahsediyordum zaten sürekli. Fakat kırılması gereken seviyeler olduğunu zaten sürekli konuşuyorduk. Kırılması gereken en önemli seviye 23.400 dolar bölgesi. Şu anda da Bitcoin zaten yükseliyor. 21.400 dolar desteğinden tepki almış durumda ama hala 23.400 dolar seviyesi kırılmış durumda değil. Markete güvenebileceğimiz bir durumda değiliz. 23.400 dolar kırılmadan hala çok fazla risk almaya gerek yok. Çok fazla risk almak mantıklı değil. Scalplara girilebilir sadece. Altcoin sepetini konuşmak için de 23.400 dolar seviyesinin üstünde bir kapanış beklememiz, günlük kapanış beklememiz gerekiyor. 21.400 dolar seviyesinin e, Telegram'da destek olduğundan bahsetmiştim arkadaşlar. Ve 21.400 dolardan zaten Bitcoin ve altcoin'ler tepki almış durumda. Bunun altına sarkma ihtimali çok düşüktü. Çünkü yani buradaki tepe noktası destek olarak çalışabilecek muhtemel bölgeydi. Buradan büyük ihtimal tepki alacağını konuşmuştuk ve tepki aldı. Küçük bir yükseliş yaşandı. Buradan işleme girdiyseniz Bitcoin bazında %7 kazanmışsınızdır. Altcoin'lerde de %10'luk. 115'lik bir yükseliş yaşandı. Risk almaya başlanacak ya 23.400 dolar bölgesinin üstü. Hala kritik bölgemiz burası. Burayı kaç aydır konuşuyoruz şu şekilde baktığımızda 248 gündür burayı konuşuyoruz arkadaşlar. Burada bir 4 saatlik kapanış geldi ama günlük kapanış gelmedi. Günlük kapanış gelmediği için de yükseliş devam edemedi ve bir düzeltme yaşandı. Biliyorsunuz her zaman zaten söylüyorum yani sonsuza kadar bir yükseliş yaşanamaz. Bir düzeltme olmak zorunda her zaman bir düzeltme yaşanmak zorunda. 8 Ocak'tan beri çok güzel paralar kazandık. Bitcoin'de %40'lık bir yükseliş yaşandı. O yüzden şu an acele etmeye gerek yok. Sakin kalmakta fayda var. Çok fazla stop patlatıyorlar. Çok fazla insanı yukarı aşağı lik etmek için marketin durumuyla oynuyorlar. Altcoin'lerde de aynı şekilde. Total market cap bu düşüşte 1 trilyon doların altına sarktı. 1 trilyon doların altına sarktıktan sonra çok fazla oynadılar markette. 21.400 dolar desteğinden işlem alınabileceğini zaten Telegram'dan paylaşmıştım. E bu dönemde tabii ki e, çok fazla ilgilenemedim marketle de, e, YouTube'da da sizinle de arkadaşlar. Ama yani kaldığımız yerden devam etmek zorundayız. Beklediğim bölge hala 23.400 dolar bölgesi büyük işleme gireceğim ya, kendim sepet yapacağım yerde. 23.400 dolar bölgesinin üstü. En kötü ihtimalle 26.651 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gelir. 26.651 doların da kırılacağını düşünüyorum. Bu şekilde bir 32.000 dolara kadar yükseliş gelebileceğini düşünüyorum. 32.000 dolarları konuşmaya 23.400 dolar kırıldıktan sonra başlayabiliriz. Marketin genel olarak durumuna baktığımızda Ethereum pek fazla bir şey yapmıyor. Yerinde sayıyor arkadaşlar. ABD borsaları bugün eksi açtı. Fakat artı kapatması gerekiyor yükselişin devam edebilmesi için. DXY e tarafında bir yükseliş geldi. Çok çok büyük bir yükseliş geldi DXY e tarafında. Yani DXY'ye e USDT yazıyoruz arkadaşlar. İşte durum tam olarak e, şu an bundan ibaret. DXY'de e bu direncin üstünde kapatılmaması gerekiyor. Bu direncin üstünde kapatırsa yükseliş devam edeceği için e, para piyasalarına para giremez arkadaşlar. O yüzden... 103.7-103.8 seviyesi önemli bir seviye üstünde kapatmaması gerekiyor altına sarkarsa tekrardan para piyasalarında yükseliş devam eder. Bitcoin yukarı aşağı vuruyor. işleme sokuyor. Sakın kanmayın. Yani aksiyon almaya gerek yok. Bunlar fake yükseliş olabilir. E, tabii ki burada yükseliş bu. Tabii ki burada yükselişle başlayabilir arkadaşlar. Çünkü marketin durumu baktığımız zaman pozitif. Ama çok fazla oynaklık, çok fazla volatillik olduğu için BTC tarafında sadece Güzel yerde fırsat geldiğinde aksiyon almak şu an yapılabilecek en mantıklı şey. Boşu boşuna para kaybetmeye gerek yok değil mi? Anlamsız bir şekilde işleme girip e, para kaybetmeye gerek yok. Güzel bir yükseliş yaşandı. 21.400 dolardan yakalayamadıysanız buradan işleme girmediyseniz. Eğer 23.400 dolar beklenmesi gereken seviye zaten çok az bir yükseliş yaşaması gerekiyor. %2'lik e, %3'lük bir yükseliş daha yaşaması gerekiyor arkadaşlar. 7 mumu çok güzel kapandı. Şu şekilde yani e, 2 mumu çok güzel kapandı arkadaşlar. 7 mumu da çok iyi kapanırsa zaten 23.400 dolar bugün veya yarın kırılacaktır. Şu an marketin hareketlerine aşırı dikkat etmemiz gerekiyor. Şurada önemli bir destek seviyemiz vardı. Çok fazla kez çalışan bir destek seviyemiz vardı. Tam olarak şu an fiyat orada. 22.782 dolar seviyesi. 22.782 dolar seviyesinin altına sarkmadığı sürece Yönümüz yukarı diyebilirim. Tabii ki üstünde 4 saatlik veya günlük mum kapanışı gelmesi gerekiyor ki yönümüzün yukarı olduğunu konuşabilelim. Şu an bitcoin dominansı kötü. Tether dominansı tarafına baktığımızda arkadaşlar Tether dominansında tabii ki bir düşüş geldi. Para bitcoin'e ve altcoin'lere akınca güzel bir düşüş geldi. Ama beklediğimizden çok daha negatif bir düşüş. Yani bu şekilde değil de sert şekilde düşmesini bekliyorduk. Çünkü piyasaya para girmiyor. Piyasaya para girmediği için de biz büyük bir yükseliş göremiyoruz. Altcoin'ler yerinde sayıyor. Yani %3'lük %5'lik yükseliş saymazsak altcoin'ler hemen hemen yerinde sayıyor diyebiliriz. Tether dominansının ya sert şekilde düşmesi gerekiyor ya da piyasaya artık para akması gerekiyor. Piyasaya para akabilmesi için olumlu haberler gelmesi gerekiyor. Ya da maker bir anda malı yürütmesi gerekiyor. Yani bitcoin'i bir anda kaldırmaları gerekiyor. Dominans e, düşürüp. Dominansı düşürmüyorlar. Dominans tam tersine yükseliyor. Altcoin'ler yerinde sayıyor. Tether dominansı sağlam bir şekilde düşmüyor. Tabii ki de bir düşen trend var. Ama bu düşen trendimiz e, çok da işlevsel bir düşen trend olmadığı için de aksiyon almaya dediğim gibi şu anlık gerek yok arkadaşlar. Bitcoin tekrardan 7 mumu yaktığı için destek seviyesine gelmiş durumda. Şu şekilde bir bakalım. Yani 15 dakikalığa bir inelim değil mi? 15 dakikalık chartta bir bakalım. 15 dakikalıkta baktığımızda burada çok da anlamlı olmayan bir yapı oluşturmuş. Yani küçük bir çanak oluşturmuş. Likiditeyi almış. Şu an destek seviyesinin altına sarkıyor. Eğer destek seviyesinin üstüne oturursa işlemlere girmeye başlayabiliriz. En azından scalp denenebilir. Ama bu destek seviyesine güvenmek gerekiyor. Bu da olabilecek Buna güvenebilmemiz için de Tether dominansı ve Bitcoin dominansının onay vermesi gerekiyor. Bitcoin dominansına baktığımız zaman Bitcoin dominansı şu an 43.67 seviyesinde. Aslında e, Bitcoin'den çok çok da bir farkı yok diyebilirim. Yapı hemen hemen aynı ama her Bitcoin yükseldiğinde dominansı arttığı için biz altcoinlerde olumlu durumlarla karşılaşamıyoruz. Bir yükseliş göremiyoruz. E, bir yükseliş göremediğimiz için de herkes piyasanın tamamen negatif olduğunu düşünüyor. Piyasanın tekrardan düşeceğini düşünmek şu an çok anlamsız. Piyasa genel olarak yükseliş olarak piyasaya genel olarak yükseliş bakıyorum şu an. Yani buluş bakıyorum. E, boğa yapısındayız. Ama bu yükseliş nereye kadar sürecek ve ne zaman sürecek? Yani ne zaman başlayacak? Önemli olan bu. Ne zaman başlayacağı önemli değil. Önemli olan seviyelerdir arkadaşlar. Biliyorsunuz. E nereye kadar süreceği konusu da zaten 32 bin dolara kadar en kötü ihtimalle sürer diye düşünüyorum. Sonrasında sert düşüş ve boğa. Ama bu yapıyı oluşturması çok normaldi. Birçok insan burada tepeden mal aldı ve burada zararına satmak zorunda kaldı. Yaptırmak istedikleri şey adamların tam olarak bu tepeden neden mala girmiyoruz? Neden destekten işleme giriyoruz? Bu yüzden. Burada işlemleri kaçıranlar, canlı yayınları kaçıranlar, coinlerin yükselişini kaçıranlar, düşüş bekleyenler burada mala girdi ve boşu boşuna zarar ettiler. Bunlara hiç gerek yok. Yapmanız gereken tek şey destekten alıp dirençten satmak ve canlı yayınları videoları kaçırmamak. Bu ara canlı yayınlar ve videolar düzenli olmayabilir arkadaşlar ee, anlayışınız üzere. Ama markette büyük bir şey olursa ben canlı yayın video açarım. Telegram'dan ve Twitter'dan zaten analiz atarım. Yani siz bunu kaçırmazsınız diye düşünüyorum. Söylediğim bölgeler dikkat edilmesi gereken bölgeler. 22 bin şu şekilde 22.785 doların üstünde kapanış gelirse zaten 23.400 dolar seviyesi direkt gelecektir. Şu an herhangi bir altcoin'i açtığımızda tamamıyla bitcoin'e göre hareket ettiğini görüyoruz. Mesela manayı açalım. Mana şu an takibimde olan bir coin. Ee, yükseliş yaşayabilecek bir coin arkadaşlar. Yapıya baktığımızda tamamıyla Bitcoinle aynı görüntü mevcut diyebilirim. 15 dakikalığa baktığımızda ve mana çok yükselen bir coin'di. Yani bitcoin yükselirken güzel yükselişler yaşadı coin. Ama şu an sabit şekilde kalmış durumda. Buradaki fitilin üstüne atamıyor. Buradaki fitilin üstüne atarsa zaten bu parite yürüyecektir. Bu fitil üstü long. Sadece manadan bahsetmiyorum. Tüm coinlerde hemen hemen aynı durumlar var. Bitcoin desteğin üstünde kapanış yaparsa yükseliş devam edecektir diyebilirim. Mana haricinde başka bir coin'e bakalım mesela. Neye bakalım? AP'ye bakalım arkadaşlar. AP'de de durum hemen hemen aynı. Yani bunlar hacimli coin'ler oldukları için bu coin'lere bakıyorum. Sizin coin'inizde herhangi x bir coin de aynı yapıya sahip diyebilirim. Mesela bu coin'de de şurada bir direnç yapısı var. Bu direnci kırarsa yükseliş devam edecektir. Üstünü atmış likidi de almış ve tekrardan altına sarkmış. Altına sarkmasının sebebi tamamıyla bitcoin'in durumu. Aslında altcoin'ler yükselmek istiyor. E şu an market negatif bir durumda değil. Tam tersine inanılmaz pozitif bir durumda. Ama yükseliş trendinin altına kapatmaya çalışıyor bitcoin yüzünden. Bitcoin odaklanmak gerekiyor. Total market cap'e odaklanmak gerekiyor. Total 1 trilyon doların üstünde kaldığı sürece ee, bir problem yok 1 trilyon dolar Çünkü psikolojik direnç önemli olan bölge bizim için 1 trilyon dolar bölgesi Totelin kırması gereken bölgede yükselişin asıl yükselişin başlayabilmesi için 1 trilyon 0.85 bölgesi ee, şu an büyük işlemleri dediğim gibi girmiyorum büyük işlemlere girdiğim zaman zaten bundan e, sizi haberdar ederim Skalp, anlık scalpa girip çıkıyorum Bu arada zaten e, markete pek bakmıyorum bir bugün baktım ABD borsaları eksi devam ediyor altın tarafına baktığımızda altın da düşüyor. Şu an tüm para piyasaları eksi yazıyor arkadaşlar. Yani e, şu an dünyada negatif durumlar varmış gibi gözüküyor. Biliyorsunuz tek gerçek olan şey fiyattır. Negatif durumların önemli yok. Negatif şeylerin, e, haberlerin önemi yoktur. Olay fiyata göre belirlenir. Fiyat yükselmek istiyorsa her şekilde yükselir, düşmek istiyorsa her şekilde düşer. Ethereum sabit kaldığı için, Ethereum Bitcoin paritesi kötü olduğu için Ethereum sabit kalıyor. Ethereum sabit kaldığı için de Bitcoin devam edemiyor. Yani güç bulamıyor. Güç bulamamasının sebebi ise markete para girmemesi yüzünden değil mi? Markete yeni para girmiyor arkadaşlar. E şu an markette para kıtlığı var diyebilirim. Her şey paraya göre döndüğü için de altcoinler ne kadar gitmek istese de ne kadar yükselmek istese de yükselemiyorlar. Yani olay formasyon, grafik falan değil şu an. Para yok. Tamamıyla para yok. Grafikler oluşamıyor. Grafikler devam edemiyor. Yani yapılar çok stabil. Yatay trendde ilerliyoruz. Yatay trendler büyük bir patlamayla patlar biliyorsunuz. Bollinger bandını açtığımız zaman bir bakalım. Bollinger bandlarına bir bakalım. Daralmaya başlamış değil mi? Bollinger bandı daralmaya Ethereum'da başlamış. Bitcoin tarafına baktığımızda Bitcoin tarafında da daralmaya başlamış. Her şekilde bir patlama gelecektir. Ama Bollinger bandlarını beklersek patlamanın zamanı da uzayacaktır. Ve patlama büyük ihtimal yukarı olacak ama yani siz nereden işleme girdiniz veya kaldıraçta lik olacak mısınız? Önemli olan bu. O yüzden şu an aksiyon almaya gerek yok. Aksiyon almak pek de mantıklı değil. Altcoin sepeti videosu da durumlar güzelleşince gelecek. Böyle böyle bir düzeltme olacağını bildiğim için altcoin sepeti yapmadım arkadaşlar. Ben 21.400 dolar seviyesinde yapmayı düşünüyordum. ülkemizde olan şey yüzünden hiç bakamadım dediğim gibi piyasaya. 23.400 dolar kırıldıktan sonra yapacağım. Şu an nakitte bekliyorsanız, sepette beklediyseniz zaten 23.400 dolar sepet yapılabilecek en güzel bölge arkadaşlar. Sepete koyacağım coinleri de konuşmak gerekirse ya yani bana bu aralar çok yükseldi ama daha fazla yükselebileceğini düşünüyorum. Metaverse coinleri hala hype'lı DX'e ne kadar yükselse de. E, Metaverse coinleri haricinde yapay zeka coinleri bu aralar çok revaçta. Işte, GRT yükseldi arkadaşlar biliyorsunuz. Matik olabilir. APT tekrardan yeni bir yükseliş yaşayabilir. Bunu da unutmamak, buna da dikkat etmek gerekiyor. APT o yüzden hala takibimde olan bir coin. E, tabii ki duruma göre değişiklik gösterebilir. O zamanki grafiklere göre, o zamanki koşullara göre koyacağım coinler değişiklik gösterebilir. Ama yapay zeka coinleri bu aralar çok fazla iş yapıyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yoğunluğunuzu yapay zeka coinlerine verin arkadaşlar. Temel teknik artık her neyse dikkat etmeniz gereken projeler Yapay zeka ve Metaverse projeleri ne popülerse ona odaklanın. Popüler olan da para vardır çünkü bizim işimiz tamamıyla biliyorsunuz parayla. Genel olarak baktığımızda durum şu anlık bu şekilde markette. Ters bir durum olursa zaten ben Telegram'dan, Twitter'dan, YouTube'dan herhangi bir şekilde size bunu bildiririm arkadaşlar. Akşam canlı yayın olabilir. Canlı yayın olursa Telegram'dan zaten canlı yayını bildiririm. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.